Şimdi açıklamakta zorlandığımız bir şey daha yaşandı dün. Nasuh Mahruki tutuklandı. Bizim deprem zamanlarında hemen dönüp gözümüzün aradığı, bu ülkede arama kurtarma kavramını belki de kendisinden öğrendiğimiz isim Nasuh Mahruki. Fakat belki milyonlarca insan tarafından konuşulan, dile getirilen, bir şüphe olarak ifade edilen bir başlığı, seçimi ve seçim sayımını bir mesajında paylaştığı için Nasuh Mahruki tutuklandı. Avukatı bizimle birlikte Şehmus Tekik. Ona dönüp hemen bir sormak istiyoruz son durumu neler olabileceğini. Şehmus Bey merhabalar, hoş geldiniz. İyi yayınlar, hoş bulduk. Merhaba. Öncelikle son durumu alabilir miyiz sizden? Nasuh Bey'le görüştünüz mü? Biz onun sesini duymak isteriz. O bizim sesimizi duymuştu. Duymuştur. Dün henüz odasında televizyon yok. Dün akşam 10 gibi görüşmeye gittim. Saat 10'dan önce sizin cezaevine girmemiz gerekiyor. Yaklaşık 12'ye kadar oradaydım, onun yanındaydım. Hı hı. Morali gayet iyi. Henüz tabii televizyonu yok. Sizler izleyemiyor. Şu an için iyi. Sivri soğuk değil. Nasıl ama değerlendiriyor bu durumu? Ya bu durumu şöyle değerlendiriyor Nasuh Bey. Şimdi biliyorsunuz Türk Ceza Kanunu 217A maddesi gelince tutuklandı Nasuh Mahruki, müvekkilim. Halka alenen bilgiyi yanıltma suçuyla, yanıltıcı bilgi yayma suçuyla tutuklandı. Bu yasadan biraz bahsetmek istiyorum. Bu yasa 2022 Ekim ayında çıktı. 2022 Ekim ayında çıktığı zaman muhalif kesimden oldukça da eleştiri aldı. Bu biraz açabilir yasa, miyiz sesi lütfen? İfade özgürlüğünü sınırlayan bir yasadır. Dolayısıyla da sesi açmaya çalışıyorum, özür dilerim. Hayır, sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Biz buradan hallediyoruz. Buyurun devam edin. Ha, tamam. Bunu özellikle, evet, muhalefetin buna karşı çıktığı, ifade özgürlüğünü sınırlayacağını söylemişti. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 6'ya karşı 8 oyla reddedildi bu. Dolayısıyla yasalaştı ve bu madde Türk Ceza Kanunu'na eklenmiş oldu. Nasuh Bey'in attığı tweetleri biliyorsunuz. İki tweetten yargılandı. Dolayı tutuklandı. Elektronik oylamanın güvenli olmadığını, dolayısıyla da halkın iradesine sandığa tam olarak yansımayacağını, halkın iradesinin sandığa yansımamasının toplumsal barışı bozacağını, Sayın Cumhurbaşkanı'nın belirtmiş olduğu işte İsrail'in bize karşı savaş tehlikesi olduğunu, bölgesel bir savaş riski olduğunu, böyle bir Ortadoğu coğrafyasındaki bir ülkenin iç güvenliğinin, iç barışının düzgün olması gerektiğini, sağlam olması gerektiğini, evet, bunun da yolunun adil ve düzgün seçimlerden geçtiğini özellikle bunu vurguladı. Bu tweetleri atarken, X platformunda bunları paylaşırken bu amaçla hareket ettiğini, kesinlikle halkı yanıltmak gibi bir yalan haber paylaşmak gibi bir niyetinin olmadığını, bunları belirtti şey hem savcılığa, evet, hem de sorgu hakimine. Evet. Fakat maalesef tutuklandı biliyorsunuz. Şehmus Bey, şimdi şu aradaki farkları bizim için bir hukukçu olarak netleştirmenizi rica edeceğim sizden. Birincisi, Nasuh Mahruki'nin yaptığı paylaşıma benzer paylaşımları belki bu ülkede işte binlerce insan yapmış olabilir. Neden Nasuh Mahruki? Onun çok fazla takipçisi olması ya da bu mesajının çok görünür olmasıyla bir alakası var mı bu durumun? Ve bu yönüyle hukuki mi? Yani bu yönüyle eşit mi? İkincisi, işte YSK'ya ilişkin yaptığı bir değerlendirme var. Dolayısıyla tıpkı Ekrem İmamoğlu'nun ahmak davasında olduğu gibi mesele YSK ile ilgili olması mı? Tam olarak YSK ile ilgili değil. Burada bir hakaret suçlaması yok. Halkı yanıltıcı bilgiyle endişeye, paniğe sevk etme suçlamasıyla. Çünkü orada bir kullandığı bir cümle var. Diyor ki bu halkın Türkiye Cumhuriyeti'nin tabutuna çakılan son çividir. Bunun üzerinden gittiler. Yani bu burada hakaretten ziyade, YSK üyelerine yapılan hakaretten ziyade bunun üzerinden gittiler. Bu halkta korku, panik ve endişe yol açacak suçlamasıyla, hı hı, Nasuh Bey'i tutukladılar. Bu suçun cezası 1 yılda 3 yıl arası. Üst sınırı 3 sene. Üst sınırı 3 yıl olan bir suçlamayla insanları saat 7, akşam gece saatlerinde evine 7-8 saat polis göndermezsiniz. Bir telefonla semt karakoluna davet edersiniz veyahut da davetiyeyle savcılığın mesai saatleri içerisinde ifadeye çağırırsınız. Zaten eve 7-8 tane polis geç saatlerde geldiğini biz görünce tutanacağını bekliyorduk. Evet.
Beklemememizin sebebi yasa buna uygun değil. Ölçülü bir karar değil. Tutuklama çok ağır bir karardır. Ağır bir koruma tedbiridir. Çünkü Nasuh Bey'in karartacak bir delili de yok. Suçlandığı iki tane tweet var. Bu iki tweette zaten Nasuh Bey ikrar etti. Ben yazdım. Benim sosyal medya hesabımdan paylaşıldı bu. Yazdıklarımın arkasındayım dedi. Dolayısıyla evet. Artık karartacak bir delil yok. Evet, hep konuştuğumuz bir şey bu. Benzer davalarda hep konuştuğumuz bir şey, delil karartma durumu olmadığı halde neden tutuklu yargılandığı. Şimdi ben kısaca bundan sonra süreci nasıl işleyeceğine dair de sizden bilgi alayım lütfen. Birincisi mesela bundan bu tutukluluğa itiraz edeceksiniz herhalde, tutuksuz yargılanabilir mi? Nasıl bir savunmanız olacak? Savunmamızı aslında tekrar edeceğiz. Savcılıkta biz özellikle şunu söyledik. Nasuh Bey'in attığı bu tweetten dolayı hangi panik meydana geldi? Hangi korku ve endişe meydana geldi? Ya da atıyorum işte bu haber ortalığa yayıldıktan sonra nasıl bir toplumsal ifade oluştu? Bununla ilgili savcılık makamının bir soruşturması var mı? Bir güvenlik zafiyeti var mı? Çünkü kanun ruhu bunu söylüyor. Yalan haber paylaşıldığı andan itibaren halkta panik, endişe ve korkuya sebep olacak. Hangi korku, hangi panik? Sadece bilinçlendirme amacıyla atılmış bir sosyal medya hesabı. Sosyal medya mesajı. Yani burada şey yok. Bu minvalde biz savunmamızı yapmaya devam edeceğiz. Nasuh Bey tabi biliyorsunuz Türkçe'de çok sevdiğim bir deyim var. Diğer gamlık. Halkı için, başka insanlar için kendini feda eden. Nasuh Bey böyle bir insan. Türk halkı için yaptı bunu aslında. Kendini Türk halkı için feda etti. Yoksa sakin evinde oturabilir, maddi durumu iyi. Dünyanın her tarafından vatandaşlık alabilecek bir insan. Dünyanın her tarafı da tanınan bir insan. Fakat Türk halkı için kendini feda etti. Burada elektronik oylamanın, aslında konunun özü ve sözü bu. Elektronik oylamanın güvenilir olmadığı, çünkü denetlenebilir olmadığı, olası bir itirazda neye bakılacak? Islak imza yok, o yok, bu yok. Sistem güvenilirliği var. Bunlarla ilgili endişelerini dile getirdi. Nasuh Maliki'nin 99 depreminden itibaren kulaklarımıza aşina olan bir söz var. Enkazdakiler deriz ki, sesimi duyan var mı? Bugün Nasuh Maliki Silivri cezaevinin karanlığında Türk halkına bunu sesleniyor. Sesimi duyan var mı? Lütfen peki, sesimi duyun. Alacağı ceza çok da umurunda değil. Ben gördüm kendisiyle, konuştum. Moralci gayet iyi. Zaten en fazla ilk celsede tutup serbest bırakılacak bir suçlama bu. O anlamda bir kaygısı yok. Sadece Türk halkının bunun farkında olmasını ve uyanık olmasını istiyor. Çok herkese teşekkür ediyorum. Ederim.